Gezi, Kürt hareketiyle, Türkiye'deki sosyalist hareket ve genel olarak tüm kesimlerle LGBT hareket, kadın hareketinin bir arada olduğu bir zemindi. Aynı şekilde Kürt kadın hareketiyle feminist hareketin ilişkisi de o zamandan bu zamana giderek güçlenerek sürüyor. Bu Kürt kadın hareketi ile feminist hareket arasındaki ilişki sadece bir dayanışma ilişkisi değil, ortak zeminlerde bir arada mücadele ilişkisidir. Biz Türkiye'de ve Kürt bölgesinde kadın cinayetlerine karşı, kadın emeğinin sömürülmesine karşı, kadınların üzerindeki baskılara karşı, Türkiye'deki kadın haklarına vurulan darbelere karşı, İstanbul Sözleşmesi'nin yok olmaması için beraber mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de buna ilişkin güçlü platformlar var, kadın hareketini bir arada tutan, Kadınlar Birlikte Güçlü gibi. Ayrıca da feminist hareketin öncülüğünde, daha doğrusu feminist hareketin öne yok olduğu çeşitli zeminler oluştu ve oluşmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Barış İçin Kadın Girişimi'ydi. Barış İçin Kadın Girişimi, barış mücadelesi için, kadınların barış mücadelesi için, kadınları yok saymayan, kadınların savaşta ve barışta taraf olduğuna ilişkin uzun mücadeleler verdi. O bence şu anda mücadeleye bir ara verdi ama devam edecek. Çünkü barış hala mücadele gündeminde ve barış mücadelesi feminist bir bakış açısı olmadan çok zor gözüküyor. Zaten Kürt kadın hareketi ve feminist hareket olmadan da Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında bir barış mücadelesinin verilmesi de mümkün değil. Türkiye Kadın Hareketi ve Kürt Kadın Hareketi'nin o kesimsel buluşmasının ne kadar güzel olduğunu, ne kadar güzel bir evreye geldiğini derneği kurduğumuzda anlamıştık. Neden? Çünkü biz dernek olarak İstanbul'da yaşayan kadınlar ama özgünde de Kürt kadınlarla ilgili çalışma yürütüyoruz ve sahaya indiğimizde ya da kurumlarla iletişim geçtiğimizde, ortak çalışmalar içerisinde olduğumuzda çok güzel bir mirası devraldığımızı fark ettim. O mirası aslında nasıl ileriye götüreceğimizi, neler yapabileceğimizi, çünkü deneyim aktarımının çok iyi olduğu, devamlı bir deneyim aktarımının olduğu, bunun içeri dışarı ya da hangi örgütten olursa olsun, Kürt Kadın Hareketi ya da Feminist Mücadele, Türkiye Kadın Hareketi gibi ayrım olmadan her kadının birbiriyle bir şey paylaştığı, eksiklerini birlikte giderdiği ve eksiklerin yanına devamlı yöntemler geliştirdiği bir çalışma içerisindeydik. Ve aslında bu da hani hem benim gibi genç kadınlar hem de İstanbul'da, Türkiye'de, Orta Doğu'da, dünyadaki bütün kadınlara aslında güç veriyor. Hem güç veriyor hem de umut veriyor. Çünkü son zamanlarda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kadınlar olarak devamlı müdahalelerle, saldırılarla karşı karşıyayız. Ama bugün burada yüzü asık bir tane kadın görmedim. Hepsi birbirinden umut aldı. Hepsi birbirinden güç aldı. Tam da aslında böyle. Çünkü bizler kadın olarak ilk doğduğumuz andan itibaren önce evlerimizde, annelerimizde, kız kardeşlerimizle dayanışma içerisinde oluyoruz. Sonra kadın hareketinin bilinci, feminist mücadelenin bilinciyle yolda, iş yerinde, atölyede, okuldaki kadınlarla bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Çünkü bizim aslında dayanışmadan ve örgütlenmeden başka yolumuzun olmadığını biliyoruz. Kadın kadının gerçekten yurdudur ve bu yurdu nasıl inşa edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Dayanışmayla, barışa dair her daim söz kurarak, insan haklarını savunarak, kadınların özgürlüğünü savunarak, kadınların ve aslında yaşadığımız coğrafyadaki doğayı, işte çocukları, hayvanları da koruyarak, onların haklarını da savunarak aslında bu kesişimsel mücadele bize çok şey anlatıyor.